653. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapılacağı saray içinde Er Meydanı çevresinde tezgah açan esnaf yağmurdan dertli. Edirneli esnaf bir yıl boyunca beklediği Tarihi Kırkpınar'dan beklediğini alamıyor. Sebebi ise aralıklarla da olsa günlerdir yağan yağmur. Er Meydanı etrafında tezgah kuran Edirneliler şunları söylüyor. İşler yağmurdan dolayı düşük aslında. Beklediğimiz gibi gitmiyor. Daha çok talep bekliyorduk ama yağmurdan dolayı insanlar gelmiyor, dışarı çıkmıyorlar, o yüzden etkilendik. Doğru abi, biraz daha işte konserlerle beraber işlerimiz de düştü. İnsanlar yağmurdan dolayı da gelmiyor. Yani birkaç gün önümüzde yağmurlar kesilirse inşallah işlerimiz daha iyi olabilir. Şükürler olsun, şu anda pek fazla iyi sayılmasa da yağmurlar dolayısıyla ister istemez bütün esnaf etkilendi. O yüzden dolayı da biraz sıkıntı var. Ama inşallah Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Öyle inanıyoruz. Yağmurlar dolayısıyla zaten konserler de iptal oldu biliyorsunuz, bildiğiniz gibi. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şu anda evet biraz daha zayıf diye düşünüyorum. Yani biraz değil, baya bir düşük. Yağmurlar çünkü kesinlikle baya bir etkiledi. Evet, Sayın Belediye Başkanımız Recep Gürkan bu konuyla ilgili bütün gıda ve işte yiyecek içecek olayını aynı bölümde bulundur. Muhakkak onun da kendine göre bildiği bir şeyler vardır. Kendisinin başarılı bir belediye başkanımız. Güzel düşünceleri olduğuna inanıyoruz. Kendisini de çok seviyoruz. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor, işleriniz nasıl? Allah'a şükür iyi diyelim, iyi olsun. Daha iyi olacak, temennilerimiz öyle yani şu anda. Yağmur dolayısıyla birkaç işletmeci işinin kötü olduğunu, en azından bekledikleri gibi olmadığını söylüyor. Sizde de etkiledi mi? Tabii etkiliyor ama gereken hepsi bizim ihtiyacımız için. Yağmur da bizim ihtiyacımızdır. Onun için bir şikayetimiz yok. Serin olması her zamanki gibi iyidir ama yağmur yağmasa o da iyi. Öte yandan Saray İçer Meydanı çevresinde kurulan Gezici Çanakkale Savaşı Müzesi de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Gezici Savaş Müzesi yetkilisi Yücel Geçim yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceği, gençlerimize tarihimizi öğretmeye çalışıyoruz. 81 ilimizi de gezeceğiz." dedi. Çanakkale Şehitleri Tanıtım ve Araştırma Derneği'nin bünyesinde özel olarak hazırlamış olduğumuz bir gezici müze aracımızdır. Savaş müzesi aracımızdır. Çanakkale önümüzdeki yıl savaşlarımızın 100. yılı kutlamaları yapılacaktır. Bu nedenle Çanakkale tarihimizde milli mücadele ruhunun ateşlendiği bir şehrimizdir. Bizler bu konuyla ilgili olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında bu geçmiş tarihimizin örneklerini oradaki vatandaşlardan topladık, maddi imkanlarımız dahilinde böyle bir aracı ortaya çıkardık. Amacımız tamamen geçmişi çocuklarımıza, yeni yetişen neslimize bunu en güzel şekilde aktarmak, öğretmek. Çünkü geçmişini bilmeyen nesiller geleceğe iyi hazırlanamaz. Gelecekte onlara tehlikeler bekler. Tamamen buna dönük bir proje. Biz geçmiş aylarda İstanbul'u ilçe ilçe taradık ve bir aydır da Trakya bölgesindeyiz. Son olarak yaşanan Edirne'ye hareket ettik. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere tüm Edirne'deki belediyedeki birimlere hepsine teşekkür ediyorum. Ve yaklaşık 3 gündür burada bulunuyoruz. Edirne halkına da bu konuda ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Edirne halkı bu konuda hakikaten hassas bir halk. Ve yoğun bir ilgiyle karşılandık Çanakkale'de. Sizlerin huzurunda tüm Edirne halkına ve belediye başkanımıza, belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, pazar günü Kırkpınar'ın final günü dahil olmak üzere buradayız. Buradan sonra Ege'ye hareket edeceğiz. Ve Türkiye'yi yine karış karış dolaşmaya, tarihimizi anlatmaya devam edeceğiz.